Allah'ım, felaket yağmur yağıyor, hadi be. Eğer siz buradaki 3-5 tane torbacı katile ceza verip aracıları görmezden gelip esas azmettiricileri, yanlış gösterdim, şöyle iki elimle göstereyim, esas azmettiricileri gerekli cezayı alıp hem kamu vicdanında hem siyaseten hem hukuken cezalandırmazsanız bu iş olmaz. Bir daha buradan sesleniyoruz. Bu adalet ne zaman tecelli edecek? Katiller içeriye girince. Hangisi? O ikisi, o ikisi, o ikisi. Bunu Ayşe Hanım da biliyor. Annesi de biliyor. Vicdan sahibi bütün siyaset arkadaşları da biliyor. O yüzden Sinan Ateş bir günlerde onların emriyle bize söz söylüyordu. Laf ediyordu. Ayşe Hanım söylüyor. Çok ağır sözler söyledi size. Bana söyledi, diğer siyasilere söyledi. Ama söz siyasettir, söylenir. Ama siz söz söyleyen birisini, siyasetçi birisini başka işlerden dolayı susturmak için, bildiklerinden dolayı susturmak için öldürürseniz, orada hepimiz birden Sinan Ateş'in ailesinin yanındayız. Çünkü biz o ikisi gibi insanlar değiliz. Çünkü biz adalet isteyenleriz. Ben düşmanım dahi olsa şiddet uygulanmasına, düşmanım dahi olsa o kişinin öldürülmesine ve onun cinayetinin örtbas edilmesine susmam, susamam. Ayrıca Ayşe Hanım'ın bir sözü artık Türkiye'deki vicdan sahibi herkesin sözüdür. Diyor ki, Sinan'la bizim dost bildiklerimiz düşmanımızmış, düşman bildiklerimiz dostumuzmuş. Ben de şöyle ilave edeyim. Ayşe Hanım, hiç merak etmeyin. Sizin sayenizde artık bu ülkede gerçek kötüler bir tarafta kalacak, iyiler hep birlikte olacağız. El eleyiz, kol kolayız, omuz omuzayız. Ve şunu söylüyoruz. Bundan sonra Türkiye'de iki ittifak var. Bir tanesi kötülerin ittifakı, bir tanesi iyilerin ittifakı. Milletimizi bu iyilerin yanında durmaya davet ediyoruz. Ve o kötülerin ittifakına zorlanan AK Parti'nin, MHP'nin çok değerli milletvekillerine, yöneticilerine ve üyelerine söylüyoruz. Bu kötülüğe ortak olmayın. Cumhur İttifakı sürecek diye bir cinayeti üstü örtülü bırakmayın. Kötülük ittifakından ayrılın, iyiliğe sarılın. İyi olursanız her şey olur. Hep birlikte aç da kalsak, yoksul da olsak, acı da çeksek, iyiler akşam rahat uyur. Onlar rahat uyuyamıyor. Rahat uyuyamayanların yanından ayrılın. Tüm Türkiye'yi iyilerin ittifakına, vicdan sahiplerinin ittifakına çağırıyorum. Bu bir siyasi ittifak değildir ama Türkiye'yi kurtaracak ittifak iyilerin ittifakıdır. Akan kana susmayan, adaletsizliğe susmayan iki kız çocuğunun babasının cenazesini başkentte bırakmayanların ittifakıdır. Bırakmayanlara, sırf ittifakımız sürsün diye buna susanlara, sırf bu yöneticilerin suçu ortaya çıkarsa partim de suçlu kabul edilir diye o ikisini def etmeyenlere söylüyorum. Onlardan kurtulun, iyilerin yanına geçin. Hepinize teşekkür ediyorum davayı takip etmeye. Bugün, yarın, istinafta, Yargıtay'da, Anayasa Mahkemesi'nde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ve mahşeri vicdanın mahşerinde, vicdan mahkemesinde takip etmeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun.